hizmet etmek istiyoruz. Ülkemizde biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Ve Boğaz'ın özellikle ne tür tehditler altında olduğunu İstanbul'da yaşayan benim halkım zaten gayet iyi biliyor. Biliyorsunuz bundan yıllar önce bir Roman tankerinin özellikle Sarayburnu açıklarındaki olay, yani hemen şuracık yaşanan olay ve aylarca bu tanker burada yandı. Zaman zaman Boğaz'ın değişik yerlerinde tankerlerin yalılara bindirmesi olaylarını biliyoruz. Bütün bu olaylar yaşanırken hala bu ana muhalefet yaptırmayız, istemezdik. Ya siz ne istiyorsunuz ki? Neyi yaptınız ki bu ülkede? Hiçbir şeyleri yok. İşte şurada bir sel afeti oldu. İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Bakın şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı. Ya sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler niye temizlenmiyor? Bu çöpler niye kaldırılmıyor? Yani İstanbul halkı hala yeniden eski Türkiye özlemine mi dönecek? Arkadaşlar, inadına ifadesini ben, İstanbul'umuza bir güzellik kazandıracağız ve bu yeni değil, benim çılgın proje diye ifade ettiğim bir projedir ve şu anda bizim zaten projemiz hazırdır, alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi biz Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçirecek ve dünya bu projeyi de hayran hayran gelip yerinde izleyecek.